sizin dedeniz de Atatürk'ten kopya mı çekti? Ben de dedim ki Atatürk'ten kopya çekmek bir şereftir. Evet, kopya çekti dedim. Ama şunu hemen söyleyeyim. Dünyada çok başarılı komutanlar var. Ülkesini kurtarmış. Bunların hepsi zaman içerisinde bir nedenle kısacık cümlelerle anılma yapılır, anılır. Ama kim eğer hangi komutan örnek işler yapmışsa o anılır. Şimdi Atatürk'e benzeme şereftir dedim. Atatürk'ü de dünya liderlerinden ayıran Atatürk'ün kahramanlığının yanında Atatürk'ün tarih bilgisi, şiir bilgisi, kalkınma için yaptıkları devrimler, kadın hakları onlarla öne geçer. Atatürk gibi Hüseyin Köycü'nün de, yani tam bir benzetme tabii, Atatürk hepimizin atası, büyüğü. Hüseyin Köycü'nün yaptıkları da örnek işler. Yani Şenkaya'da Atatürk'ün devrimlerini yerine getirmiş. Bunları başarmış. Fakat bir fark var. Mesela Atatürk için de denir ki dünya tarihinde, Lord Kinross bunu söyler, der ki dünya tarihinde ikinci işi başaran ama yoksulluk ve yokluk içinde başaran tek kişi Atatürk'tür der. Şimdi Şenkaya'ya gelince yokluk ve yoksulluk zaten o devre göre herkes tarafından biliniyor. Ayrıca şimdi Erzurum, Kars, Ardahan, o civarların hepsi Rus ve Ermeni işgalinde. Şimdi Şenkaya'da da Ermeni'ye karşı, Rus'a karşı gerekli hazırlıkları yapıp öne geçiyor ama sonuçta Şenkaya'da, Erzurum'da aynı işi yapan, diyelim ki Dursun Bey falan, Kırbaş Sadif, Fevzi Bey falan, onlar tarihte öne geçiyor. Hüseyin Köycü'nün kaderi Şenkaya ve Kars arasında kalmış. Yani yaşı itibariyle mesela Erzurum Kongresi sırasında genç bir delikanlı olarak Erzurum'da olsaydı daha belki daha önde olurdu. Bir gün Turgut Özakman bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hocam dedi, beni gönder Şenkaya'ya. Orada 3-4 ay kalayım. Hüseyin Köycü için bir film yapayım. Düşündüm ben nereye göndereyim Turgut Özakman'ı. O zaman şimdiki öğretmen evi de yapılmamıştı. Turgut Özakman nerede kalacak? Nerede yemek yiyecek? Ne yapacak? Diye devamlı Turgut Bey'i atlattım. Mustafa da bilir. Mustafa Turgut Bey'le iyi tanışmıştı. Şimdi Hüseyin Köycü'nün kaderi bu. Bir gün doktorluğunu yaptığım zaman Celal Bayar bana dedi ki Koptagel, bu Hüseyin Bey'in ruznamelerini yazdın mı? Ben de dedim ki ya Sayın Cumhurbaşkanı ne ruznamesi dedim. Nerede kağıt buldu ki ruzname yazsın? Harbiye mezunu mu? Veya bir kağıt bulup da günlük yazmaya fırsat yok. Dağlarda, Allah-u Ekber'de o tarafa gitmiş. Oltu tarafına filan. Yani sonuçta Hüseyin Köycü bu. Hüseyin Köycü'nün kaderi bu. Mesela ben çok isterdim ki Hüseyin Köycü Atatürk'ün sofrasında bulunsun. Atatürk'ün sofrasında gençler de vardı çünkü. Mesela Reşit Galip 25 yaşında sofradaydı. Hüseyin Köycü de eminim ki böyle olurdu. Şimdi Atatürk'ün ölümünden evvel, 6 ay evvel Mersin'e gidiyor. Hatay dolayısıyla. Hüseyin Köycü de kalkıyor Şenkaya'dan Mersin'e gidiyor. Ben bir kitaba resmini de koydum. Atatürk'ün etrafındaki 5 kişiden biri oluyor. Yani Atatürk'ün etrafına polisler veya diğer kişiler herhangi bir kişiyi bırakmaz. Hüseyin Köycü bu araya giriyor. Şimdi çok fazla zamanınızı almayacağım. Konuşmak isteyenler de olacak. Bizim dernek başkanı da burada. Çok büyük katkıları olan Ünal da burada. İsmet burada. Onlara da konuşma fırsatı olsun diye. Çok kısa, eğer hızlı okursam
şey köycünün hayatını şiir olarak yazdım. Yani şey köycüyü tanıtmak için şiirsel olarak hayatını yazdım. Onu bir böyle kısaca size okumak istiyorum. Kağıda. Geliyor mu ses? Örtünü de gözünü dünyaya açtı. Azim cesaretin badesini içti. Daha 5 yaşında parıltı saçtı. Aklı dahi gibi Hüseyin Köycü. 10 yaşına gelince bilgisi arttı. 12'de Türkçe'ye lisanlar kattı. 13-14'ünde başı hep dikti. Heyecanı büyük Hüseyin Köycü. 17'de köyüne muhtar seçildi. 19'da nahiye müdürü dendi. 20'sinde şuranın andı içildi. Doğuştan kararlı Hüseyin Köycü. 21'de yurdunun derdini sezdi. Kaleme sarılıp destanlar yazdı. Düşmana durmadan mezarlar kazdı. Hedefi kuvvetli Hüseyin Köycü. 22'sinde milli şura kuruldu. Vatanın sevgisi yüreğini sardı. Bırakır mı düşman bu güzel yurdu? Kars yollarında Hüseyin Köycü. Rütbesi olmadan kumandan oldu. Cebinde bombalar dağlarda kaldı. Kırpmadan gözünü düşmana daldı. Kahraman yürekli Hüseyin Köycü. Uluş şahlanmıştı. Düşman kovuldu. Bulutlar dağıldı. Güneş görüldü. Atamızın sesi yurtta duyuldu. Atasına hayran Hüseyin Köycü. 25'te Önder'in adı yazıldı. Görevler verildi, mühür kazıldı. Yeri kalmış, yöresine üzüldü, kolları sıvadı Hüseyin Köycü. Yörem dedi, köyüm dedi, halk dedi. Çalış dedi, öğren, eğitim dedi. Hızla kalkınmaya bıçak biledi, fikirler üreten Hüseyin Köycü. Şirketler kurdu, halk ortak oldu. Sanatkar getirdi, ustalar doldu. Örtülü köyde bir maden buldu, halka önder oldu Hüseyin Köycü. Köyün her tarafta adı duyuldu, örnek gösterildi, başla sayıldı. Kervanlar geçmeyen yolu yapıldı, mühendis olmuştu Hüseyin Köycü. Okulu yapıldı, öğretmen geldi, kız erkek çocukları sıraya girdi. Örtülü halkının yüzü de güldü, öğretmen olmuştu Hüseyin Köycü. Öğrenciler okula dolup taştı. Hedef ileriydi, önderse baştı. Mektebi bitiren yollara düştü, öğretmen taşıyan Hüseyin Köycü. Pazar, panayır, güreş, sporlar,